Arkadaşlar merhaba. Alternatif enerji kaynaklarından bahsedecektik en son. Çünkü bir önceki videomuzda çevre sorunları ve madenlerin enerji kaynaklarının kullanımını ve taşınımını konuşmuştuk. Çevrede yarattıkları sorunlardan bahsetmiştik. Şimdi yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından bahsedeceğiz ama daha çok yenilenebilenler üzerinde duracağız. Bu konu şöyleydi. Geçmiş yıllarda da işlemiştiniz zaten. Eminim biliyorsunuz ama bir hatırlatmakta fayda var. Şimdi yenilenemeyen enerji kaynakları var. Yani tükenebilen. Bunlar ne? Kömür, lignit, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji. Biliyorsunuz ki uranyum zenginleştirilmesiyle gerçekleşen bir nükleer enerji elde etme durumumuz var. O uranyumun da yerin altından çıkarılması gerekiyor ve o da tükenebilen bir madde. Dolayısıyla bunlar tükeniyor. Yani dünyadaki nüfusumuzun bir şekilde artması ve öz kaynakların harca kullanılması, gerek yer üstündeki, gerek yer altındaki tüm öz kaynakların, dünyanın kendisine ait olan öz kaynakların insanlar tarafından bunlarca kullanılması bu kaynakların tükenmesine yol açıyor arkadaşlar. Peki tükenince ne oluyor? Artık eski yaşamsal konforumuzu yakalayamamış oluyoruz. İşte arabamıza benzin atıp istediğimiz yere gidemiyoruz mesela. Ya da işte istediğimiz kadar iyi ısınamıyoruz evlerimizde ve iş yerlerimizde. Ya da işte petrol ya da buna bağlı olarak işte bir takım üretilen ürünler var değil mi? İşte elimdeki kalemden tutun da hayatımızın birçok alanında plastikler büyük yer kaplıyor. Ve bunlar da petrolden elde ediliyor. Yani ham maddesi petrol bunların. Boya vesaire vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar arkadaşlar insanların yaşam kalitesinin düşmesi neden olacağı için insanlar şu anda büyük bir arayış içerisinde yeni, tükenmeyen, hem çevreye zarar vermeyen, hem çevreyi kirletmeyen, hem de insanların yaşamsal faaliyetlerinin devam ettirmesini sağlayabilecek yeni enerji kaynakları arıyorlar. Ama nasıl enerji kaynakları? Tükenmeyen, yenilenebilen enerji kaynakları. Bakın tekrar ediyorum. Şurada yazmış olduğum güneş, rüzgar, dalga, jeotermal, gergit, biyokütle, buna biyodizel de eklenebilir. Biyodizel arkadaşlar. Hidroelektrik, hidrojen yani suyun fotoliziyle elde edilen enerji kaynakları tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Ve günümüzde en çok aranan, yapılmak istenen, uygulanmak istenen enerji kaynakları profilleridir. Hemen biraz tanımlarından bahsetmek istiyorum. Güneş enerjisi arkadaşlar dünyanın güneşli gün sayısı fazla olan bölgelerinde en çok elde edilebilir. Bizim ülkemizde nerede elde edilebilir? Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz'de arkadaşlar elde edilebilir. Çünkü bunun için yaz mevsiminin uzun olması, güneşli gün sayısının çok olması, mesela gündüzün uzun olması gerekiyor. Güneş enerjisinin ya da güneş ışığının en dik açıyla geldiği yerler olması gerekiyor. Biz buralarda ancak güneş enerjisi elde edebiliriz. Çok şu an revaçta olan bir enerji modeli. İşte biliyorsunuz ki tavanlara ya da bazı tarlalara güneş plakaları koyuluyor ve oradan güneş enerjisi elde edilebiliyor. Günümüzde bununla ilgili araçlar bile, hani güneş enerjisi hareket eden araçlar bile tasarlanmaya çalışılıyor. Çok revaçta bir enerji sistemi. Gelecekte de çok daha fazla kullanılacağına eminim. Ama tabii ki her yerde kullanamıyoruz. Çünkü her yerde maksimum enerjiyi almam mümkün değil. Mesela bir Karadeniz'de güneş enerjisinden ne kadar yararlanabilirim? Ya da İngiltere'nin Londra'sında bundan ne kadar yararlanabilirim? Çünkü güneş enerjisi yeterli oranda gelmiyor. Ya da güneşli gün sayısı az arkadaşlar. O yüzden güneş enerjisi en çok güneşli gün sayısının fazla olduğu ve güneş enerjisinin maksimum kullanıldığı bölgelerde ve iklimlerde işe yarayacaktır. Gelelim rüzgar enerjisine. Genellikle basınç farkından oluşan bir rüzgardan bahsediyoruz. Yani rüzgar nasıl oluşuyor? Basınç farkından. Basınç farkı olması lazım. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen hava akımı rüzgar. Peki dünyanın en çok neresinde oluyor bu basınç farkı? Okyanus kenarlarında arkadaşlar. Okyanus kenarlarındaki basınç farkı aşırı rüzgarlara, hortumlara, tufan, tayfunlara ve kasırgalara neden oluyor. Zaten aradığımız rüzgar hızı da bu. Yani enerjiye dönüştürmek istediğimiz belli oranda bir rüzgar hızı var. Bunu da biz deniz kenarlarında ve okyanus kenarlarında bulabiliyoruz. Bizim ülkemizin okyanus kıyısı olmadığı için genellikle bu Çanakkale taraflarında, Çeşme taraflarında ve deniz kenarında rüzgar hızından yararlanıp rüzgar gülleri dikiliyor biliyorsunuz ki. O rüzgar gülleri dönerek enerji üretiyorlar. Rüzgar da yine en çok revaçta olan, kullanılmaya başlanan enerji tiplerinden
bilinen bir tanesi. Dalga arkadaşlar, yine bunda deniz kenarları ve özellikle okyanus kenarlarında görebiliyorum. Dalgaların kıyıdaki, kıyıya bir alet yerleştiriyorlar. Dalgaların o alet üzerinde uyguladığı basınç enerji üretimine neden oluyor. Bunu da en iyi nerede yapabiliyorum? Okyanus kenarlarında yapabiliyorum. Tabii ki denizlerde de bu olur. Ama şimdi denizlerdeki dalga boyu ile okyanuslardaki dalga boyu ve basıncı aynı olmadığı için okyanuslardaki dalga boyu ve basıncı daha yüksek olduğu için okyanus kenarlarında dalga enerjisinden daha iyi yer alabilir arkadaşlar. Günümüzde de yine revaçta olan bir sistem. Dünyanın pek çok yerinde kullanılmaya başlandı. Jeotermal enerji, yer altından çıkan bu fay hatlarından, yani yerin kırıklı olan yapılarından çıkan kaplıcalar kısacası, ülkemize kaplıca diye biliniyor. Buralardan çıkan sıcak suyun işte ya da sıcak su buharının enerjiye dönüştürülmesi arkadaşlar. Genelde sanayide çok değil de ısınmak için kullanılan bir enerji modeli. Bu da yine kendini yenileyebilen, tükenmeyen bir enerji olduğu için su döngüsü var biliyorsunuz dünyada. O yer altı suları da biz insanlar çok fazla kullanmazsak, sürekli yer altından suları çekip çekip onları da tüketmezsek inşallah su döngüsüyle birlikte tükenmiyorlar. Dolayısıyla jeotermal enerji de yerin altından çıkan sıcak suların, sıcak su buharının kullanılması ve elde edilen bir enerji. En çok nerede var? Deprem bölgelerinde, fay hatlarının olduğu yerde, yer kabuğunun kırıklı yapıya sahip olduğu yerlerde arkadaşlar. Gel git, biliyorsunuz ki bu ayın ve güneşin konumundan ya da ayın çekim gücünden kaynaklanan bir gerginlik durumu var. Medcezir de denilir buna. Hatta üzerine şarkılar bile yapılmıştır. Bu gerginlik olayından dolayı, yani denizin kabarıp, yükselip, tekrar inmesinden kaynaklanan bir enerji üretimi durumu var. Yılın belli dönemlerinde oluyor. Her an olabilen bir şey değil. O yüzden hani o zamanın iyi ayarlaması lazım arkadaşlar. Ve her yerde de tam olarak verim alınamıyor. Biraz zor bir enerji kaynağı elde etme yöntemi olmakla birlikte bu da yine kullanılabilir. Biyokütle ve biyodizel arkadaşlar, biyokütle bitkilerin atıklarından ya da bitkilerin direkt kendilerinden, mesela şeker pancarından, şeker kamışından, işte o bitkilerin bir şekilde enerjiye dönüştürülmesinden ya da bitkilerin artıklarından, işte mesela patates soyuyorsunuz ya da işte soğan soyuyorsunuz, onun kabuklarının işte biriktirilip bir şekilde biyokütle enerjisine dönüştürülmesi. Biyodizel ise kullanılan yağların, kızartma yağlarının ya da işte diğer kullanılan yağların, yağlarla elde edilen bir enerji biçimi, ona da biyodizel enerji diyoruz. Atık yağlardan elde ediliyor arkadaşlar. Hidroelektrik enerjisi, suyun akış hızından elde edilen bir elektrik enerji türü. Barajlardan elde ediliyor biliyorsunuz ki. Bunun için de ne lazım? Yüksek yapılı, yani yükseltisi fazla olan bölgelerde bir de su kaynağı gerekiyor. Yani akarsuların, yükseltisi yüksek olan yerlerden akan akarsuların barajlar yapılarak kontrollü bir şekilde suyun akması ile elde edilen enerji tipi. Bizim ülkemizde de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çok kullanılan bir enerji tipi arkadaşlar. Hidroelektrik enerjisi suyun akış hızından elde edilen enerjidir. Dünyanın da birçok yerinde kullanılıyor ve kontrollü bir şekilde akış sağladığınız için de yine yenilenebilen enerji türleri arasında. Hidrojen ve suyun fotolizi arkadaşlar, hidrojen enerjisi diye bir enerji türü var. Suyun içindeki oksijen ve hidrojenin ayrıştırılmasından, yani fotolizinden elde ediliyor. Bu da yine günümüzde kullanılan bir enerji modeli olarak karşımıza çıkıyor yenilenebilen enerjiler için. Şimdi evet, yenilenebilen enerjileri söyledik. Çok güzel. İnşallah daha da çok yaygınlaşır. Hem çevre kirliliğini engelleriz hem de gelecekteki nesillerin, kuşaklara da kullanabilecekleri bir enerji modeli ya da enerji türü yaratmış oluruz. Şimdi gelelim başka bir konuya arkadaşlar. Tahtada bu konuyu yazmadım. Hemen sözel olarak bahsedeceğim biraz. Şimdi biz etrafımızdaki enerji kaynaklarını nasıl kullanıyoruz? Bu gelişmişlik seviyesiyle çok alakalı bir durum. Biliyorsunuz ki dünyada gelişmiş ülkeler var, gelişmemiş ülkeler var. Gelişmemiş olan ülkeler ellerindeki bu öz kaynakları, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bunlarca kullanıp, bilinçsizce kullanıp tüketirken, gelişmiş ülkeler ellerindeki kısıtlı kaynakları bile çok daha bilinçli, özverili ve korunaklı kullandığı için çok daha yüksek verim elde etmekte. Size iki tane, yani bir ormanlarla ilgili örnek vereceğim, bir de göllerle ilgili örnek vereceğim. Ormanlarla ilgili bir örneği var. Mesela Finlandiya denilen bir ülke var. Normalde orman varlığı ülkenin %25'ini kapsıyor. Çok büyük bir orman varlığı yok. Ama buna rağmen dünyanın önde gelen kağıt ve karton ihraç eden ülkeleri arasında arkadaşlar. Yani dünyaya kağıt ve karton satan bu ülkesiniz ve
enerji kaynaklarını bilinçli tüketme bilinci kazandırarak ne yapıyor? Elindeki enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı başarıyor. Yani Finlandiya gibi bir ülkenin kağıt ve kartonda bir numara olmasının nedeni çok fazla ormanının olması değil, var olan ormanlarını bilinçli kullanması demektir arkadaşlar. Bunun karşılığında Endonezya ve Brezilya gibi ülkeler orman varlığı çok yüksek olan ülkelerdir. Fakat burada devletlerin yaptırımının az olması, kanunlar yapmamaları, bu kanunları uygulamamaları ya da yapıp uygulamamaları ve halkın bilinçsiz olması, orman varlığını yok edip yerine tarım alanları ya da hayvanların otlatacak mera alanları yaratmak istemeleri, konut alanları yaratmak istemeleri bu ülkelerdeki, Endonezya ve Brezilya gibi ülkelerdeki var olan zengin orman varlığını yok etmektedir arkadaşlar ve bu orman varlığı hızla tükenmektedir. Şimdi dünyadaki enerji kaynaklarını tüketmek çok kolay arkadaşlar. Bu hani bir anda tüketilebilir ama yerine gelmesi çok zor. Yani bir ormanın eski haline kavuşması 50 yıl, 100 yıl demektir, 200 yıl demektir. Dolayısıyla ağaçları kesmek bir marifet değildir. Var olanı korumak, hatta yerine yenilerini de koymak gerekir. Ama gördüğünüz gibi gelişmemiş olan ülkeler öz kaynaklarını bunharca kullanıp tüketirken gelişmiş olan ülkeler kendi kaynaklarına sonuna kadar sahip çıkmakta. Bu kaynakların sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik ne demektir? Gelecek nesillere de o kaynağı bırakabilmektir arkadaşlar. Çünkü onların da bu konuda hakkı var. Biz dünyaya mirasçı olarak geldik. Yani bizden atalarımızdan devraldığımız dünyayı koruyup bizden sonrakileri bırakmakla yükümlüyüz ama bu şekilde kumharca ve bilinçsizce kullanırsak bunu yapmak mümkün olmayacak. Son bir örnek vermek istiyorum. Göl örneği arkadaşlar. Dünyada çok feci örnekleri var. Bizim ülkemizde de var. Bir şu Kazakistan-Özbekistan sınırlarında bulunan Aral Gölü'nden bahsetmek istiyorum. Aral Gölü maalesef ki yanlış kullanımlar sonucu tarım alanlarının kullanılması için, tarım alanlarının sulanması için kullanımından dolayı büyük bir kuraklığa maruz kalmıştı maalesef ki. 1980'li yıllarda Kazakistan, Özbekistan gibi ya da çevre ülkelerdeki bilinçsiz kullanma, bilinçsiz tüketim bu gölün kurumasına, Aral Gölü'nün kurumasına neden oldu. En son 1992 yılında Kazakistan'da alınan bir kararla gölün yeniden canlandırılmasına karar verildi ve yapılan o hatalardan geri dönüldü. Korumasıyla ilgili kararlar alındı. Sonra daha ileriki yıllarda çevre ülkeler de buna katıldılar ve şu anda Aral Gölü yavaş yavaş düzeliyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Aral Gölü'nü kurutmak belki de bu insanların sadece 4-5 yılını aldı. Bunu demiyorum ki bilinçli yaptılar, bilinçsiz yapmışlar zaten. Ama burada anlatılmak istenen ne? Bilinçsiz yapılan her türlü faaliyet çevrede çok ciddi katliamlara neden oluyor ve bunun geri dönüşü çok zor oluyor. Bakın 92 yılından 2020 yılına kadar düşünün ve hala göl eski seviyesine, eski durumuna ulaşmış değil arkadaşlar. Bizim ülkemizde de Amik Gölü vardır Hatay'da. Bu göle de zamanında Asi Nehri'ne akıtmak adına 4 tane drenaj açılmış. O drenajlar zaman içerisinde tıkanmış. Amik Gölü'nü tarım alanına çevirmeye çalışmışlar. Sonra bunu da başaramışlar. Yani çukurda kalan bu göl tarım alanı olmuş ama sonra her yağmurla birlikte içi suyla dolmaya başlamış. Drenajların da tıkanmasıyla birlikte bu sular, o tarım alanına dolan sular Asi Nehri'ne verilememiş. Ve ne tarım işine yaramış ne de göl işine. Yani gölü kurutmuşlar ama tarım alanı da yapamamışlar. Günümüzde Amik Ovası'nın da düzeltilmesine yönelik bir takım faaliyetler var. Bu konuda da bir çalışma yapılıyor ama gördüğünüz gibi yapılan hataların geri dönüşleri oldukça zor oluyor. O yüzden ne yapmalıyız? Enerji kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. Bu konuda bilinçli olmalıyız. Tüketmek yerine korumakla bilinçlenmeliyiz arkadaşlar.